hazırız. O planın ne olduğunu da aslında dünya zaten biliyor. Şimdi bu diplomatik mesajlar arasında İdlib'i nasıl bir gelecek bekliyor? Zor bir soru, zor bir cevap. Ama özellikle Birleşmiş Milletler'den gelen 21. yüzyılın en büyük felaketi yaşanabilir uyarısı üzerinde uzun uzun düşünmemiz gerekiyor. Rus ordusu ve Esad rejimi İdlib'e bomba yağdırıyor. Bölgeye sıkışıp kalan 3,5 milyon sivil korku içinde olacakları bekliyor. Bu çarpıcı uyarı Birleşmiş Milletler Acil Yardım Koordinatörü Mark Lowcock'tan geldi. Lowcock, İdlib'e düzenlenecek büyük çaplı askeri operasyonun bu yüzyılın en büyük insani felaketine yol açabileceğini söyledi. Mesele bu noktaya varmasın, kriz diplomatik yollarla çözülsün diye Türkiye'de önemli adımlar atıyor. Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Stefan de Mistura, garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran temsilcileriyle bir araya geldi. Müzakerelerde Suriye'de anayasal normlara uygun bir meclisin kurulması için gerekli düzenlemeler görüşüldü. İdlib'e saldırılar sürerken batıda da saflar netleşiyor. İngiltere'nin Orta Doğu'dan sorumlu Devlet Bakanı Alistair Bird, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen hafta Tahran zirvesinde yinelediği ateşkes çağrısını, Rusya ve İran'ın reddetmesini son derece üzücü bulduğunu söyledi. İngiltere Dışişleri Komisyonu Başkanı Tom Tugendhat da İdlib'de insani acıların hafifletilmesi için ölçülü bir güç kullanımı şart dedi. Ve Çin, Suriye'deki gelişmelere bugüne dek mesafeli duran Çin, İdlib'de Sincan Uygur kökenli militanlar olduğunu bahane ederek Rusya'nın yanında İdlib operasyonuna katılacağını ilan etti.